yaylası. Ay Giresun, Giresun, ay Bektaş Gümbet yaylası. Hastaya şifa gibi kadikmen taşın naması. Şu kümbet dedikleri de yaylaların nası, da yaylaların babası. Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gelene. Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gelene. Daha dün çocuk idi de bir de şimdi görele. Daha dün çocuk idi de bir de şimdi görele. Gel ikimiz gidelim de yaylaların düzüne. Gel ikimiz gidelim de yaylaların düzüne. Ver elini kaçalım da bakma elin sözüne. Ver elini gidelim de bakma elin sözüne. Ekranlarından herkese sevgiler, selamlar gönderelim. Yine perşembe akşamları sizlerle beraberiz. Saatler 9'u gösterene kadar bizler Mavi Karadeniz ekranlarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. MK'de yazıp bir boşluk bırakarak mesajlarınızı, isteklerinizi, gönlünüzden geçenlerinizi ve sanatçılarımıza sorularınız olacak mutlaka. Onları da MK'de bir boşluk 39-29'a mesaj göndererek bizlere ulaştırabilirsiniz. Ben hemen şöyle sanatçı konumu ağırlamak istiyorum izninizle.
Karadeniz'in çok güçlü seslerinden bir tanesi. Yaptığı eserleriyle gönlümüze yine tat kuran bir isim. Otantik şarkılarıyla çok sevilen bir sanatçı. Kim geliyor? Şevki Çalık geliyor. Atmaca dolanır vurma sakınne bay bay. Atmaca dolanır vurma sakınne bay bay. Atmaca dur uç vurur bir süsünür bay bay. Tutamazsa ise dayı düşünür bay bay. Atmaca dur uç vurur bir süsünür bay bay. Tutamazsa ise dayı düşünür bay bay. Bay bay. Allah seni bu sevdadan kurtarsın bay bay. Atmaca dur uç vurur bir süsünür bay bay. Tutamazsa izzet dahi üzülür bay bay. Atmaca dur uç vurur bir süsünür bay bay. Tutamazsa izzet dahi üzülür bay bay. Aşarsın vay vay. Ya şu 70 dağı taşı aşarsın vay vay. Allah senin nazarlardan saklasın vay vay. Allah senin nazarlardan saklasın vay vay. Atmaca dur uç vurur bir süsünü vay vay. Tutamazsa ise dahi üzülür vay vay. Atmaca dur uç vurur bir süsünür bay bay. Tutamazsa izzet dahi üzülür bay bay. Atmaca dur uç vurur bir süsünür bay bay. Tutamazsa izzet dahi üzülür bay bay. Ağzına eline sağlık, hoş geldin, sefalar getirdin programıma. Böyle otur istersen. Ben de hemen öncelikle sponsorlarıma teşekkür edeyim. Ömer Emiroğlu'na katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yine Gül Hanım'a sevgiler, çok çok teşekkürler. Sevgilerimiz olsun hepsine de. İlerleyen dakikalarda sadık şarkılarımızı göndereceğiz. Hoş geldin tekrar. Nasılsın? Bomba gibisin maşallah. Albüm? Albüm ikinci albüm. Evet. Albümden. İyi gidiyor. Memnunum yani. Ne kadar oldu peki albümü çıkaralım? Bir 3 ay falan oldu. 3 ay oldu. Oldu. Bu şarkı kime ait? Çok da hareketli, çok böyle bomba gibi. Albümde 9 türkü bana ait. Hepsi size ait. 9'u bana ait. Bu pazarlı bir 2 tane Kemal Çiçek ve Yılmaz Balta diye bir arkadaşın 2 tane türküsü varında. Bir tane de anonim varında. Bir tane de sözü müziği benle Ali Kaya'ya ait.
Diğerleri benim. Çok güzel, çok harika. Hala da devam ediyoruz yazmaya, çizmeye. Projeler var mı peki yeni? Var. İyi projelerim var. Mesela şöyle uçuralım mı? Yok, onlar kalsın. Yapmadan hiçbir şeyin lafını etmem yani. Bence garantiye girsin yani, ama garanti. Olsa. Sonradan peki, yapamayız, mahsup olmayalım yani. Peki birazdan sohbetimize kaldığımız yerden tamam, devam edeceğiz. Güzel bir eserle devam edelim yine. Güzel şarkılarımız olsun. MK'de yazıp bir boş bırakarak mesajlarınızı 3929'a gönderebilirsiniz. Bir karşılama okuyalım. Bir karşılama olsun. Tüm sevenlerimize armağanımız olsun. Asma Serdin, siz. Yar üstüme yar sevmiş de o gidiyor içime. Yar üstüme yar sevmiş de o gidiyor içime. Gel seninle böyle elimde giresunu ikiye. Yar ben seni yar gördükçe dönüyorum deliye. Gel seninle böyle elimde şu orduyu ikiye. Yar ben seni yar gördükçe dönüyorum deliye. Şimdi de iyi sonradan. Gel seninle ben önümde giresun o ikiye. Yar ben seni yar gördükçe dönüyorum deliye. Gel seninle ben elimde şu orduyu ikiye. Yar ben seni yar gördükçe dönüyorum deliye. İkimizin sevdası da gazeteye basılsın. İkimizin sevdası da gazeteye basılsın. Gel seninle ben elimde giresun o ikiye. Yar ben seni yar gördükçe dönüyorum deliye. Gel seninle ben elimde şu orduyu ikiye. Yar ben seni yar gördükçe dönüyorum deliye. Oh,
Çok teşekkür ediyorum. Böyle karşıma oynadık, kendimize geldik. Çok güzel, çok. Güneşlerimizi daha armağan etmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun abicim? Görmüyorsun. Yok. Uzun zamandır ben göremedim. He. Ya ben göremedim. İyi vallahi, müziklere devam ediyoruz. Artık kendi işlerimiz var. Onun yanında müziğimizde de... Albümün sana getirisi oldu mu? Hani satış olarak belki olmayabilir ama... Şimdi... En azından yani, konserler... Şöyle desem daha yeridir yani. Genel olarak konserlere gidiyorum. Genel yani kendim seçtiğim programlara gidiyorum. Genel olarak yani bir maddi kazançla bunda şey yapmıyorum yani. Genel müzik, türkü, söz, bunları yapmanın peşindeyim. Projelerim var işte. Böyle ama kalite şeyler olduğu zaman gidiyorum. Albümün bu şekilde getirisi oluyorsa. Ha, bu arada satış şunu... olarak yok tabii ki. Satış olarak yok artık. Vallahi şu an satış daha 3 ayda, 3 ay üstüne belli oluyor galiba. Dijitalda iyi dedi. Anadolu Müzik'ten çıkardım onu. Genel olarak yani... Ortalama olarak iyi. Yani. Bakıldı. Ondan kimsenin bir şey beklediği yok. Artık internet çağı olduğu için çok zor. Aynen hani doğru. Satışlarda... Aynen. Ama büyük gelişmeler büyük var. Bir... Şimdi geçen dün salı günü bir toplantı yapıyorduk gene bu mesamla ilgili. Bayağı bir gelişmeler olacak diye düşünüyorum ben. İnşallah bu sorun ortadan yani kalkacak. Diyorum, Avrupa'da bir kişi albüm yaptığı zaman tek bir albümle hayatının sonuna kadar bir para ihtiyacı yoktur yani onun. Ama bizde öyle arkadaşımız var ki 26 tane albümü var. Tekirdağ'da bir köşeye çekilmiş. Orada yaşıyor. Evet. Yani gelip hırsızlar çalıyor cebindeki parayı, alıp gidiyorlar yani. Kötü, yani çok sen, yani eskiden en kötü, en ölü albüm 20 bin satar. En kötü ses. Şimdi çalıyorlar, koyuyorlar cebine. Bin tane bile yok. Artı şu Mesam'ın şeyine mesela toplantısına gitmiştim salı günü. Yani böyle bir insanları yani sanatçıları böyle bizim de oranın tabiriyle tarayla budamak buna denir yani. Evet. Yani kendi menfaatleri uğruna sanatçıları. Çok güzel. Allah yardımcımız olsun. Yani. Bu arada biz de inşallah 3 Mart Cumartesi akşamı Tuzla Giresun Yağlıdere'nin Umut Bükük Köy Derneği'nde inşallah o gecede olacağız. Tuzla'da olacağız. Tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Sevgiler gönderelim. Umut Bükük Köy Derneği'nin yönetimlerine sevgiler, selamlar gönderelim. Her cuma akşamı Sakarya'dayım ama isim söyleyemiyoruz malum. İnternet sayfamızdan bizlere öğrenebilirsiniz detaylı bilgiyi. Bahar'la Bizim Kaydeler programımızın adıyla Facebook adresinden ulaşıp detayları oradan öğrenebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim aklımdayken. Genel olarak Fuat Başkanlığı'nı da genel görüşüyoruz her zaman. Her zaman da diyorum ona ki, hatta 3-5 gün önce beraberdik telefon ettiğimizde. Evet. Dedim ki yani herkesten bir ayrı tut senin için. Çok teşekkür ederim. Belki bağlamada fazla ilerletemedim ama gene kendime yetiyorum. Bir 5 sene eğitimini aldım. Yani sesin ne olduğunu yani birçok insandan daha iyi bilirim. Az önce babanıza da söyledim. Eğer ki doğru iz üzerinden giderseniz bence Karadeniz'de iyi bir ses. İnşallah. Ama olacaktır. Bunun için elinden geleni yapıyorum. Okumalarınızdan vesaire. Kendiniz de yetiştiriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama inanıyorum ki çok iyi bir ses, kalite bir ses. Teşekkür ben herkese ederim. Demem onu yani. Kimi Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm yani. Çok ama çok kalite bir ses. Çok sağ olsun. Yaklaşık 2,5 hatta 3 seneden beri Mavi Karadeniz Televizyonu. Hepsi A'dan Z'ye, rejisinden tutun kameramanına kadar hepsi çok benimsedi. Fuat Bey olsun, Karadavut olsun. Onlara da sizin vesilenize çok çok teşekkür ediyorum. Ben Karadeniz adına sizden de rica ediyorum. Yani kendinize iyi bakın. Eğitiminizi iyi alın. Yani türküleri her yerde bulabilirsiniz. Bizler yapıyoruz yani. Sizin zaten için. Amaç şöyle söyleyeyim. Sadece para kazanmak bunun ticareti değildi benim. Genel olarak dıştan görüntünüz de öyledir. Elimden geldiğince işin eğitimini alıyorum. İnşallah daha da çok iyi güzel. Olacak. Yani inanıyorum ki... İnşallah çalabilirsem çok iyi olacak. Bağlamaya gidiyor musun? Bağlama dersi. Ve o sana çok daha şey katacak yani. Gerek söz müziklerde çok yardımcı oluyor gerçekten. Tabii ki. Ben onu yeni yeni keşfediyorum tabii. Artık. Hele kendine yettiğin zaman çok daha mesela anlayacaksın ki ben 10 yaşından beri bağlama çalarım.
5-6 sene önce işte. Dedim bir okuluna gideyim dedim böyle. Ve ondan sonra yani başladım söz yazmaya, müzik... Aslında gözünüz o zaman açılıyor değil tabii. Mi? Tabii. Zaten sesimi de o zaman öğrendim yani. Yoksa öyle bir niyetim yoktu. Okulun... Hazır sesimi demişken şöyle güzel bir eser alalım sizden. Şimdi genel Karadeniz'den de. Gitmeyelim. Ben halk türküleri de tamam. Burada seslendim. Tüm sevenlerinize armağanınız olsun. Elimden MK'de yazıp bir boşluk bırakarak mesajınızı, isteklerinizi, sanatçımıza sormak istedikleriniz, sorunuz varsa bir boşluk bırakarak 3929'a gönderebilirsiniz. MK'de bir boşluk 3929'a mesajınızı bekliyoruz. Ne okuyacaksın bize? Halk müziği demişken. Şimdi bu türküyü de yani bir iki gündür böyle bir yerden duydum onu. Çok hoşuma gitti. Fazla da bir mazim yok onunla. Hüseyinlik diye bir türkü. Çok harika bir türkü. Tamam bakalım. Müsaadenize armağanımız olsun. Bilmem şu fe beyin bana
yazık olur. Yazık şu genç ömrüme, ömrüm şu feleğin bana cevrine. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kime ait bu? Bu Elazığ yöresine ait, evet. Hafız Osman Öge diye bildiğim kadarıyla birine ait. Kaynak ona ait. Evet. Çok teşekkürler, ağzına yüreğine sağlık. Ben de senin sayende ilk defa dinlemiş oldum. Efendim? Senin sayende ilk defa dinlemiş oldum. Çok güzel türkü. Evet. Yani söylerim, sizin sesinize de bilhassa çok güzel gider. Harika bir türkü. Dinleyeceğim bunu, çalışacağım inşallah. Yani şunu da veririm size isterseniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yaz konserleriniz var mı? Hani yavaş yavaş biliyorsunuz konserler, telefonlar gelmeye başlıyor. Tabii sahipler. Vardır yani. Genel olarak işlerim, yani işlerimle de ilgileniyorum. Böyle beğendiğim şeyler olduğu zaman gidiyorum. Hı hı. Yani fazla da bir zaman burada televizyon vesaire konserler olsun. Artık kendi projelerim var. İyi projelerim var böyle. İnşallah hayırlısı olur. Yani. Ben de merak ettim. Ama dediğiniz gibi biraz kesinleştikten sonra İnşallah yakın zamanda. Yani tahmin edilecek derecede bir projeler var ama tabii bunlar hayata geçme olasılığı olmadı mı? Yalansı konumuna düşmek istemem yani. Sözümüzün çıktığı yerde onu yapmamız lazım. Peki sanatçılıktan hariç ayrı bir mesleğiniz var mı? Tabii ki yani babadan. Çoğu hani bu işten ekmek yiyor ya. Ha yok yani kendi iş yerlerim var. Yani çok güzel. Beyoğlu'ndadır. Babadan kalma bir meslek. Babadan kalma değil. Yani babam, doğru söylüyorsun, babadan kalma işte. Otel, lokanta vesaire çok böyle güzel. Gidiyor işte. Çok güzel. Peki muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir eser okuyalım. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. MK'de 1-39-29'a. Mesajlarınızı gönderin. Bir horon etsek mi? Horon. Horon edelim. Öyle mi? Tamam, hareketleri ben okuyorum o zaman. Tamam. Peki. Thank you.
Tek albüm fiyatına tam 6 albüm. En sevdiğiniz sanatçıların en sevilen ilahilerini sizler için Aşkı İlahi setinde bir araya getirdik. Abdurrahman Önül, Sedat Uçan, Cemal Kuru, Feyzullah Koç, Mehmet Karakuş, Mustafa Yılmaz. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Daha birçok ilahinin bulunduğu Aşkı İlahi setini evinizde, arabanızda ve istediğiniz her yerde rahatlıkla dinleyebilirsiniz. 6 albümden oluşan bu muhteşem Aşkı İlahi setini herkes alsın, herkes dinlesin diye sadece 8 lira 90 kuruş. Aşkı İlahi setine sahip olmak için 0212 320 90 90 nolu telefonumuzu 24 saat boyunca arayabilir ya da www.ilahikervanı.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz. Bal deresinin bugün o güzel ballarından sizlere kavanoz kavanoz göndereceğiz. Ağız tadıyla yiyeceksiniz. Çünkü 110 TL'ye bir kavanozunu verdiğimiz bal deresinin o güzel ballarından bugün size bir kavanoz fiyatına bir değil, iki değil, üç hiç değil, dört de değil. Dört de değil. Dört buçuk da değil. Dört buçuk da değil. Tamı tamına dolu dolu beş kavanoz, 110 TL'ye bir kavanozunu verdiğimiz bal deresinin o güzel ballarından dolu dolu beş kavanoz vereceğiz. Yedi bölgeye 81 ile ücretsiz kargoyla vereceğiz. Ve ücretsiz kargoyla verirken sizlerden ekstra bir ücret talep etmeyeceğiz. Sizlere neden bal diyoruz onu da söylemek istiyorum. Evet. Sizlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı bir bal gönderiyoruz. Türk Gıda Kodeksine uygun bir bal gönderiyoruz ve Türk Gıda Kodeksindeki bal tebliğine uygun bir bal gönderiyoruz. Evet. Ve gönderdiğimiz bal da Türkiye'de 2011 yılında Tüketici Akademileri Zirve Ödülünü almış. Yine Türkiye'de 2011 yılında 3. Avrupa Birliği Kalite Ödülünü almış. Evet. Yani zaten bunlar balın ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bizler sizin içinizdeki endişeleri anlıyoruz. Ama korkmayın, artık bal deresi var. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzel ballarını sofralarınıza kadar arada aracı olmadan, arada tüccar olmadan 128 ayrı noktadan getiriyoruz. Ve bal deresi 128 ayrı noktadan getirdiği bu ballardan sizlere sofranıza kadar ulaştırıyor. Evet. Ulaştırırken İstanbul de, içine 3 gün içerisinde İstanbul tabii, dışına bir hafta, bir hafta içerisinde ulaştırıyoruz. Hiçbir kargo ücreti de ödemeden. Evet. Bir de şunu demek istiyorum. Eskiden derlerdi ki ya hiç bu işten zarar etmiyor musunuz? Bakın demin de söyledim ya, o 128 tane üretim çiftliğinden alınan ballar arada aracı olmadan direkt sofralarımıza kadar geliyor. Ve bu doğal besini, bu enerji veren besini herkes yesin diye. Ama herkes yesin diye biz bir kavanozdan 3 lira, 5 lira, 7 lira kazanıyoruz. Evet. Ama bütün genele yayıyoruz. Mutlaka hayatınızdan bir günde
Bir dakikanızı ayırın ve sadece bir iki kaşık bal. Bizler sizlere daha faydalı olabilmek için, farkımız olsun diye bakın, size daha iyi hizmet edelim diye. Bizleri 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan tanıtıcı reklamımız bitene kadar aramanız durumunda dolu dolu 5 kavanoz bal gönderiyoruz. 110 TL bedel karşılığında gönderiyoruz. Evet. O halde 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan telefonlarınızı bekliyoruz diyorum. Ve ben başta size, daha sonra bizi izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Çavuşoğlu Yemenler'den dört dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216 493 23 62, 532 355 71 01, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Almanya'da Horon Gecesi. Trabzon Düzköy Taş Ocağı Derneği'nin düzenlemiş olduğu Horon Gecesi 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 16'dan itibaren Maleşitrase 19 7794 Filderstadt Bonlanden'de. Abdurrahman Uzun'un sunumu ve Sinan Sami, Yavuz Tonyalı, Yasin Kılıç, Grup Kemençe 61 ve Grup Melodi'nin sahne alacağı Horon Gecemize tüm hemşerilerimiz davetlidir. Programımız 3 Mart akşamı Mavi Karadeniz TV'den bant yayın olarak yayınlanacaktır. İnsanlığa adanan bir hayatın öyküsü bu. Her türlü zor şartlara göğüs geren ama asla inancından taviz vermeyen bir hayatın öyküsü. O yaşanmış bir efsane. Erbakan. Vefatının birinci yılında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programı 26 Şubat Pazar günü saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Tüm halkımız davetlidir. Anadolu Gençlik Derneği, sevgi ve kardeşliğin teminatı. Etti bana gönlü vardı ya, kendinde de bes etti bana gönlü vardı ya. Allah aşağı aşağı pistan kırmalarını, ben sana soracağım ben susturmalarını. Allah aşağı aşağı pistan kırmalarını, ben sana soracağım öyle durmalarını. Çamaklar
ederdik o hep giderdik harmana. Kaç şamaklar ederdik o hep giderdik harmana. Azıcık bir şey olsa gitti derdun anana. Azıcık bir şey olsa gitti derdun anana. Allah aşağı aşağı pistan kırmalarını. Ben sana soracağım öyle durmalarını. Allah aşağı aşağı pistan kırmalarını. Ben sana soracağım ben susturmalarını. Başından ayatar bana taşları, gider levon başından ayatar bana taşları.